LGS'ye son 35 gün bir ay süre kaldı arkadaşlar. Fakat hiç endişelenmeniz gerek yok. Bu bir ayı iyi değerlendirirsek zaten sınava az bir zaman kaldığı için şu anda öğrendiğimiz bilgilerin her biri aklımıza kalacak. Nasıl yani hocam? Şu anda siz diyelim sayısalda bir soruyu yanlış yaptınız. Fendi... Bu sorunun doğru cevabını öğrendiğinizde bu sorunun benzeri gerçek sanatta da gelebilir. Ve dolayısıyla ben bunu yeni çözmüştüm ya. 2-3 hafta önce çözmüştüm. Bir hafta önce çözmüştüm diyerek hatırlayıp gerçek sanatta da bunu doğru yapabilirsiniz. Dolayısıyla şu anda yaptığınız çalışmalar eskisinden daha değerli. Hem tekrar etmiş oluyorsunuz hem de aklınızdan çıkma ihtimali çok zayıf. Dolayısıyla arkadaşlar bu son 35 günü çok iyi değerlendirelim. Sonrasında da inşallah hayallerimizdeki liselere girelim. Haftanın LGS motivasyonunda eğer gelecek hakkında düşünmezseniz asla bir geleceğiniz olmaz diyor. Bu ne demek? Yani ya hayırlısı olsun bakarız çalışmamıza gerek yok hocam zaten LGS zor olacakmış gibi ifadelerle şu anda yapmamız gereken ödevleri yapmazsak şu anda yapmamız gereken çalışmaları yapmazsak maalesef ileride bunun sıkıntısını biz çekiyoruz arkadaşlar. Çünkü iyi bir lisede okumak iyi bir arkadaş ortamına sahip olmak hepimizin istediği bir şey esasında ama bunu bazen işe savsakladığımızdan çok büyük gözüklüğünden korkup yapmayabiliyoruz. Halbuki çok önemli bir şey var arkadaşlar 2023 LGS'de sadece birinci dönem konularından sorumluyuz. Aynı LGS 2020 gibi. Dolayısıyla bu bizim için bir avantaj. Bu avantajı bol bol soru çözerek gole çevirebiliriz. Bu avantajı kullanıp iyi bir liseye girebiliriz. Lütfen bu son 35 günde kendinize inanın, bizlere güvenin, sıkı sıkıya çalışın ve bu sadece birinci dönem konularından olan bu sınavda güzel netlere ulaşın arkadaşlar. Şimdi sorularınızın birçoğunu almaya çalışın. Bayağı bir soru vardı. E, o yüzden kısa kısa cevaplayacağım. Musti'nin, Evşen'in, İrem'in, Efe'nin, İhsan'ın birçok arkadaşımızın sorusu var. O yüzden hızlı hızlı cevaplayacağım. Sizler de dikkatli dinleyin. Şimdi LGS'nin en zor yeri nasıl olacak? Arkadaşlar LGS'nin en zor yeri matematik olacak. Bunu biliyorsunuz. Ama herkese aynı zorlukta olacak. Yani matematiği sadece Musti'ye zor, Evşen'e kolay sormayacaklar. Herkese zor soracakları için matematikte ulaşabileceğimiz iyi ulaşmak bizim başarılı olmamızı sağlayacak. Son günler hava sıcak düzgün çalışamıyorum. En fazla bir saat çalışıyorum. Programı nasıl olmalı? Lütfen yardım eder misiniz? Arkadaşlar zaten motivasyon düşüklüğünden dolayı hava sıcak da olsa soğuk da olsa bir insan çalışmaz. Ama eğer motivasyonunuz varsa, eğer hedefinizi önünüze belirlediyseniz ya zaten sadece birinci dönem konularına çıkacak. Bu fırsatı kaçırmayalım diyerek sıkı sıkıya kendilerinize ödevler verdiyseniz yani ben bugün işte LGS son tekrardan çözeceğim. Altanın hızlı tekrarı yapacağım. Sonra da bir tane geri sayımlarımızı çözeceğim diye. Akşam yatmadan önce ödevlerinizi verip ...sabahta da onların heyecanıyla kalkıp uyanıp onları çözerseniz günde bir saat değil beş saat bile çalışsanız size yetmez. O yüzden şu anda hedefinizi belirleyin. Deyin ki ben şu anda sözel ve sayısalda 90 soruda örnek veriyorum 60 net yapıyorum. Bunu 75'e çıkarmak istiyorum. Bunu 75'e çıkarmak için de şu 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 kitapları bitireceğim. Son tekrar kampına katılıp oradaki tüm soruları, tüm testleri, tüm denemeleri çözeceğim. Ve her günde en az bir tane deneme çözeceğim dediniz mi? Her akşam yapacağınızı yazın. Yarın şu denemeyi çöz. Şu soruları tekrar et. Yanlışlarını çıkarsa şu kadar ödev ver. Parafdan da bu kadar soru çöz diye yazdıktan sonra Yatın sabahleyin kalktığınızda ne yapacağınızı bilmek sizin hızlı bir şekilde motive bir şekilde çalışmanızı sağlayacak. Havanın sıcak olmasa sizin motivasyonunuzu düşürmeyecek. Zaten bazıları hava sıcak diye çalışmadığı için bunda bir fırsat bilin. Onlar çalışmıyor. Ben çalışayım onları geçeyim demeniz lazım. Şimdi Evşen demiş ki merhaba ben 400 puan üstüne çıkamıyorum ne yapmalıyım? Daha çok konumu tekrar etmeliyim yoksa soru mu çözmeliyim? Tabii ki soru çözmelisin. Çünkü sınavda bize soru soracaklar. Türkçe veya paragraf çözmeme rağmen denemelerde yapamıyorum ne yapmalıyım? Arkadaşlar Türkçe ve paragraf çözüldüğü halde eğer denemelerde istediğimiz sonuca ulaşamıyorsak bunun iki sebebi olabilir. Bir, takıldığım soruda çok inat ediyor olabiliriz. İki, çok çeldiricili zannedip esasında doğru yapabileceğimiz bir soruyu yanlış seçeneği işaretleyebiliriz. Yani aklımıza gelen ilk seçenek doğru olduğu halde değiştiriyor olabiliriz. Dördüncüsü en önemlisi ise... Gerçekten bilgi eksiğimiz olabilir. Yani bazı şeyleri bilmiyor olabiliriz. Bazı şeylerle alakalı kelime eksiğimiz, cümle eksiğimiz, analiz yeteneğimiz eksik olabilir. Bunun da karşılığı arkadaşlar çalışmak. Yani netler iyi mi gidiyor? Çalışacağız. Tam istediğimiz gibi gitmiyor mu? Çalışacağız. Çok kötü mü gidiyor? Olmuyor mu? Yine çalışacağız arkadaşlar. Çünkü çalıştığımız zaman LGS bize teslim olacak. İrem Özer demiş ki hocam denemede hız yapınca dikkat hatası yapıyorum. Yavaş yapınca süre etmiyor ne yapmalıyım? Süreyi ayarlamak için arkadaşlar öncelikle denemelerde yavaş yapın. İlk başta yavaş yavaş çözün süre etmesin. Sonra hızlanmaya başlayın. Sonrasında sonrasında o süreyi yetiştireceğinizi göreceksiniz. Yani hızlıdan hatasızlığa geçmek çok zor ama yavaştan süre yetiştirmeye geçmek kolay. Yani şunu demek istiyorum. Ben hızlı çözeyim de zamanla hatas yaparım diyemezsiniz. Ama ben yavaş çözeyim zamanla hızlanırım diyebilirsiniz. Dolayısıyla ilk başta denemelerde kendinize arkadaşlar burada 75 dakika verin. Gerekirse 90 dakika verin. Sonra 75 dakika indirirsiniz arkadaşlar. İlk başta yapabildiğiniz yapmaya çalışın. Zamanla ya ben bunu yapabiliyor muyum 5 dakikada? Bunu 4 dakikada da yapabilirim. Ben bunu 3 dakikada yapabilirim. Ben bunu 2 dakikada yapabilirim diyeceksiniz. O yüzden süre yönetimine birazcık kendinize bol kepçe verip zamanla bu süreyi yönetebilirsiniz arkadaşlar. Buna dikkat edin. Hocam sizce şu an 40 günde 450 puan ve üstü yapmak isteyen bir kişi günde kaç soru çözmeli? Hafta kaç deneme yapmalı? Haftada 7 deneme yapmalı. Günde de en az 270 soru çözmeli arkadaşlar. Bu en azı. Daha fazlasını yaparsanız çok daha iyi olur. Bazen günde 2 deneme de çözebilirsiniz eğer okula gitmiyorsanız. İhsan Ertaş demiş ki hocam ben Meryem. Aa İhsan demiştik Meryem çıktı. Matematikte 5 ile 10 arasında net yapıyorum. Bunu nasıl artırabilirim? Fen dersinde konu eksim yok ama yine de yine de de ayrı. Testlerde çok yanlışım çıkıyor. Bunun için ne yapmalıyım? kendimi okuldan sonra çok yorgun hissediyorum ve ders çalışmak istemiyorum. Sonra da hiç çalışmıyorum. Bunun için ne yapmadım? Şimdi sondan başlayalım. İstediğim sorudan başlayabilirim öyle değil mi? Siz nasıl LGS'de deneme çözerken istediğiniz sorudan başlayabiliyorsanız ben de istediğim sorudan başlıyorum. Birincisi eve gelince yorgun hissediyorsanız mutlaka uyuyun arkadaşlar. Kestirme yapın. Buna işte kalüle diyenler var. Buna siesta diyenler var. Buna işte dinlenme uykusu diyenler var. Siz ne diyorsanız değil ama mutlaka bir dinlenin. Gözlerinizi kapatmak bile sizi dinlendirir. Dinlendikten sonra ...diyelim ki dinlendiğinizde gözleri kapattınız... ...bir saat uyuyorsunuz... ...uyandıktan sonra ne yapacağınızı yazın... ...bir, şu denemeyi çözeceğim... ...iki, şu soruları çözeceğim... ...üç, şu kadar para sorusu çözeceğim diye yazın... ...ve alarm kurun... ...dinlenip uyandığınız zaman bunları bitirin... ...ondan sonra dinlenebilirsiniz... ...ama bunları bitirmeden... ...kesinlikle kesinlikle... ...bunlara tık atmadan o işi bırakmayın... ...bu bir... Yani ne yapacağınızı bilip yapın yeterli. Mesela ben size desem ki arkadaşlar... ...LGS'de sadece şu ve şu kitaptan çıkacak. Bunları çalışın desem ne yaparsınız? Hepiniz çalışırsınız. Bu kadar basit. İşte bunun gibi hedefinizi net bir şekilde önünüze yazın. Yarın ben bu denemeleri bitireceğim deyin ve bitirin. Bu kadar. Öbür gün şunu yapacağım deyin ve bitirin. Bu kadar. Başka su ne oldu? Ne bitti? Yaptım da acaba netlerim arttı Mesela yazım kurallarında ben bunu okuyacağım deyin. Bunu okuyun tamam. Ama yazım kurallarını hala atar. Ya sen bunu yap. Sonra başka bir ödev daha ver. Yani siz görevinizi yapın Vazifenizi yapın, gözlerinizi kapayın. Bu kadar başka bir şey gerek yok. Fen derse koneksim yok ama yine de testler çok yanlış çıkıyor. Bunun için ne yapmalıyım? Koneksi olmaması yanlış çıkmamasının anlamına gelmez. Neden biliyor musunuz? Çünkü fen de bir konu öğrendiniz. Diyelim ki mevsimler bekliyorum. Bu konuyla alakalı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 çeşit soru var. Sen konuları bitirdiğin esasında 3-4 çeşit soru görmüş oluyorsun. LGS sorularına bakıyorsun, örnek sorularına bakıyorsun. İşte Tonguç'tan çözüyorsun işte ne bileyim İMT hocadan çözüyorsun. Bir yerlerden çözüyorsun. Sonrasında hala iki tane boşluk var. Bu iki boşluğu da kapatmak için yine bol bol soru çözmen lazım. Dolayısıyla bunun için yapman gereken sevgili İhsan daha doğrusu Meryem'cim bol bol soru çözmek. Ben matematikte 5 ile 10 arası net yapıyorum. Bunu nasıl artırabilirim? Burada da yine Hedefimiz soru çözmek olmalı. Çünkü bize LGS'de soru soracaklar arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Eğer netlerimiz harika mı gidiyor? Bol bol çalışacağız, soru çözeceğiz. Netlerimiz işte yani fena ile elhamdülillah çok şükür. O zaman yine bol bol soru çözmeye devam edeceğiz. Netlerimiz istediğimiz gibi değil. Hala matematik hatalar çıkıyor. Hala Türkçede hatalar mı çıkıyor? O zaman yine çalışacağız, yine sorular çözeceğiz. Çünkü bize LGS'de soru soracaklar. Bize LGS aynı bunun gibi deneme verecekler. Aynı buna benzer sorular soracaklar ki biz LGS'den sonra bakın biz bu denemede bunu sormuştuk. İşte altında hızlı tekrar kitabımızda bu soru vardı. İşte LGS son tekrarda bunu sizlerle paylaşmıştık diye sizlere duyuru yapacağız. Dolayısıyla sizler de bu soruları çözün. Hatta kitaplarımızı sizler için çok uygun hale getirdik. Yani gerçekten olabildiğince ekonomik hale getirdik. Şu anda tabii ki hepimiz belli bir mücadele içerisindeyiz. Bizler öğretmenleriniz olarak, hocalarınız olarak sizlere güveniyoruz arkadaşlar. Sizler de kendinize inanın ve LGS'yi paramparça edin. Hadi bakalım ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz.